FETÖ'cü hainler Ankara'nın Kazan ilçesinde yaşayan Ali Anar'ı da eşinden ve 6 çocuğundan kopardı. Akıncı üstünden kalkan savaş uçaklarına engel olmak için evinden çıkan Anar, demokrasi mücadelesinde şehit düştü. Kazan halkı 15 Temmuz gecesi Akıncı Hava Üssü'nden kalkan ihanet uçaklarını durdurmak için hemen yola çıktı. 35 yaşındaki Ali Anar da onlardan biriydi. Kalktı, giyindi, güzelce geldi. Şurada şuraya oturdu. Vay hainler dedi, ülkeyi hale getirdiler dedi. Benim oğlan o da gitti 15 yaşında. O da dedi ki ben de gideceğim baba dedi. Yok dedim, o gitmesin dedim, kalsın. Yok dedi, tamam hadi oğlum hazırlan dedi. Sen de geliyorsun dedi. Kalktılar ikisi güzelce. Aynen önüne geçti. Saçlarını taradı. Beyaz gömleğiyle. Çiftçilikle geçinen Anar aynı zamanda Ahi Köyü'nün de muhtarıydı. Köy halkı muhtarın öncülüğünde Akıncı'ya hareket etti. Muhtarımız bu sedalar verildi, başladı. Muhtarımız geldi, yeğenim Ali. 4-5 araba benim kapının önünde beklediler. Biz de indik aşağıya. Beraber hep 5-6 araba gittik biz. Önce ikna etmeye çalıştılar FETÖ'cü teröristleri. Ancak onlar kurşun sıkarak cevap verdi. 15 yaşındaki Hüseyin babasıyla ateş altında kaldı. Karanlık her taraf. Telefonun feneriyle bakıyorum adamların yüzlerine, babam mı değil mi? İlk başta göremedim. Askerin yanına kadar gittim. Gelme dedi. Yaklaşırsan vururum dedi bana. Ben de tabi geri döndüm babamı göremeyince. Geriye dönünce abi bindiriyormuştu ambulansa. Ambulansa bindik, götürdük. Camdan bağırdım baba ben buradayım diye. Konuşmaya çalıştı, konuşamadı. Ambulans da canlıydı. İndirirken ölmüş. Hastaneye gelmeden ölmüş. Eşi acı haberi kardeşinden öğrendi. Abla dedi, eniştem dedi, gitti dedi. Eniştem abla dedi, nasıl gider dedim. Nasıl gider dedim. Annem dedim. 6 tane çocuğun vardı. Nasıl bıraktın annem dedim. Yandım. Yandım. Bittim. Dünyam bitti. Yaşlı annesi hasta yatağından kalktığı gibi hastaneye koştu. Oğlunun şehit olduğunu orada öğrendi. Bir polis arabasına bindirdi. Anneyi uçur sen oraya dedi. Tam İstanbul'da mı? Dünyanın bir ucunda mı? Gittiydim orama. Şer sakın dedim. Benim yavrumu vurduğunu söylemem öldüğünü dedim. Kardeşlerim de yok abla yaralı da onun için ağlıyoruz dediler. Yavrumu orada duydum ben. Ali Anar geride en küçüğü 4 yaşında 6 yetim bıraktı. Eşi Nuray Anar şehidiyle gurur duyuyor ve daha bir güvenle basıyor vatan toprağına. Şehit eşiyim, ne kadar şanslıyım. 6 tane de asker bıraktı bu ülke için. Gurur duyuyorum. Sokağa çıktım, yere basarken daha bir kendime güvenerek bastım. Bu toprakta bizim de kanımız var. Onun da askerleri var. Gerçekten gurur verici.